Tarihte bugün, 23 Haziran. 23 Haziran 1894, Uluslararası Olimpiyat Komitesi kuruldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Fransız tarihçi ve pedagog Pierre de Coubertin'in önderliğinde kuruldu. Merkezi, İsviçre'nin Lozan şehrinde olan komite, günümüzde olimpiyat oyunlarını düzenleyen organizasyondur. Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde 2000'i aşkın davetlinin katılımıyla düzenlenen kongrede Uluslararası Olimpiyat Komitesi oluşturulurken toplantıda ayrıca olimpizmin temel ilkeleri de kararlaştırıldı. Resmi olarak ilk olimpiyat oyunları komitenin kuruluşundan 2 yıl sonra 1896'da Atina'da düzenlendi. ...23 Haziran 1939, Hatay resmen Türkiye'ye bağlandı. Fransa ile Türkiye arasında Ankara'da imzalanan antlaşmayla Hatay resmen Türkiye'ye bağlandı. Birinci Dünya Savaşı'nda önce İngilizler ardından da Fransızlar tarafından işgal edilen Hatay, uzun yıllar Fransız egemenliğinde kaldı. Mustafa Kemal'in girişimleri sonucunda Milletler Cemiyeti'nden çıkan kararla Hatay'da tarafsız bir seçim yapılmış ve bu seçimin ardından 1938 yılında bazı Türk birlikleri Hatay'a girmişti. Türk birliklerinin şehre girmesinin ardından tekrar yapılan seçimde Türklerin çoğunluğu kazanmasıyla Hatay Meclisi açıldı ve devlet başkanlığına Tayfur Sökmen getirildi. Kısa bir süre sonra Hatay Meclisi Fransa ile bir antlaşma yaparak Türkiye'ye katıldı. 23 Haziran 1941, Refah Şilebi, Kıbrıs açıklarında batırıldı. Türkiye'nin İngiltere'ye sipariş ettiği denizaltı ve uçak filosunu teslim almakla görevli personeli taşıyan Refah Şilebi, Mersin'den İskenderiye'ye giderken kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından Kıbrıs dolaylarında batırıldı. Refah faciası olarak tarihe geçen ve 168 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma açtı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'yi kendi yanında savaşa sokmak için mücadele verdikleri bir dönemde, Akdeniz'in yabancı denizaltı ve gemiler tarafından kuşatıldığı bir ortamda yaşanan bu faciaya hangi ülkenin sebep olduğu ise tam olarak ortaya çıkarılamadı. 23 Haziran 1960, İsmail Hakkı Tonguç öldü. Ünlü eğitim bilimci ve köy enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç yaşamını yitirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın güç koşullarında aldığı lise eğitiminin ardından Almanya'da öğrenimine devam eden Tonguç, 1919 yılında Anadolu'ya dönerek Eskişehir Muallim Mektebi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. 1925 yılında Ankara'ya gelerek marif vekaletine atanan ve merkezdeki yöneticilerden biri olan Tonguç, köy enstitülerinin temel ilkesi olan iş için, iş içinde, işle eğitim anlayışını bu yıllarda geliştirdi. Birçok okul ve enstitüde öğretmen ve müdür olarak görev aldıktan sonra 1936 yılında köy enstitülerinin temelini atan Tonguç, Atatürk'ün emriyle birçok ilde köy öğretmen okullarının açılmasını sağladı. Hayatını Türk eğitim sisteminin geliştirilmesi ve üst düzeylere çıkarılması için yaptığı çalışmalara adayan İsmail Hakkı Tonguç, kız çocuklarının Türk eğitim sistemi içinde etkin bir yer edinmesi için büyük mücadeleler verdi. Tonguç, 1954 yılında kendi isteğiyle öğretmenlikten emekli olmuştu.